Sayın seyirciler, pandemi döneminde hareketsiz kalan çocukların uyku düzeni de tamamen değişti. Çocuklar dijital bağımlılıkla beraber uyku sorunları yaşamaya başladı. Peki çözüm nedir? Çözüm nedir? İşte uzmanlardan tavsiyeler. Çocuklar pandemi sürecinde hareketsiz kaldı. Uyku sorunu yaşamaya başladı. Uyku özellikle çocuklarımızda konsantrasyon, öğrenme becerisi, arkadaşları olan sosyal ilişkiler ve daha ileriki iş yaşamına kadar bile etki edebilecek kadar önemli bir faktördür. Koronavirüs pandemisi her yaştan çocuğun günlük yaşantısında önemli değişikliklere neden oluyor. Bu değişikliklerin başında da uyku düzeni bozukluğu geliyor. Çocuklarımızın bir hareketsiz olmaları, ihtiyaç duydukları kadar hareket edememeleri ve gün içerisinde terleyememeleri. Her yaştan çocuğun aslında bakarsanız gün içerisinde bir miktar terlemeye, terleyecek kadar hareket etmeye ihtiyaçları var. Bir diğer önemli sebep de fazlasıyla dijitale, ekrana maruz kalmak. Hareketsiz yaşantı, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebepler çocukların günlük yaşam rutinlerini değiştirdi. Çocuklardaki uyku sorunlarının aşılmasında mayıs papatyası, ıhlamur çiçeği ve melisa bitkilerinin sinerjik etkisi tavsiye ediliyor. Melisa, papatya ve ıhlamur bitkilerinin birleşiminden oluşan sinerjik etki ile uykuya dalmayı ve uykuda uzun süre kalmayı, yani uyku hijyenini arttırıcı bitki ekstreleri gerçekten de çok faydalı olmakta. Bu süreç içerisinde ebeveynlere de büyük görevler düşüyor. Uykudan 1,5-2 saat önce çocukların ekrandan uzak kalmaları, hareketli oyunlardan uzak kalmaları, ortamın çok aydınlık olmaması, hatta mümkünse kırmızı ampullerle ışıklandırılması akşam saatlerinde ortamın. Çünkü melatonin salınımını arttırıyor kırmızı ışık.